Sayın Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu Balıkesir'de tüm odaları dolaşacak ve birçok sanayi tesisini ziyaret edecek ve akşam da iş insanlarıyla beraber iş insanlarımızın sorunlarını dinleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nda CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'ın da katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. CHP Balıkesir Milletvekili Nedret Akova, İl Başkanı Muzaffer Mavuk ve partililerle birlikte düzenlenen basın toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım'da Balıkesir'e geleceğini söyledi. Amerika'daki yaptığım temaslarda gördüğüm konu şu: Türkiye dışarıda algısı hızla bozuluyor. Hızla Türkiye'nin teröre destek veren, teröre yataklık yapan bir ülke konumuna gelmiş durumda maalesef. Türkiye bu görüntüyle bir dünya ülkesi olması, yönünü batıya, çağdaş medeniyetlere çevirmesi mümkün değil. Türkiye'nin Konya'sından üretilen bir havan füze taslağının veya içi dolmamış bir havan mermisinin görüntüsü hoş değil. Adana'da bu Mayıs ayında yakalanan sarin gazı görüntüsü hoş değil. Terör örgütünün gelip elini kolunu sallayarak buradan Suriye'ye geçme görüntüleri Türkiye'nin yurt dışında sicilini günden güne kötü noktaya getirmektedir. Dünyada bu tip görüntüleri veren ülkeler vardı. Libya vardı. Libya'da da bu tip görüntüler Libya'nın terör ülkesi statüsüne girmesine neden oldu. Bizim yapmamız gereken Türkiye'nin temel meselelerini çözmek. Türkiye'nin temel meseleleri nedir? Suriye'nin iç işlerine burnunu sokmak değil. Türkiye'nin temel meseleleri işsizliği yok etmek, yoksulluğu yok etmek, sanayicinin önünü açmak, özgürlüklerin önünü açmaktır. Hükümet bunlarla uğraşmıyor. Hükümet yapay gündemlerle başka ülkelerin iç işlerine burnunu sokuyor ve yapay gündemler yaratıyor. Üzülerek şunu görüyorum. Baktılar ki Türkiye'de yapay gündem kalmadı. Biz kız ve erkek öğrenciler bir yerde kalıyor diye bir yapay gündem yarattılar. Hükümetin yapması gereken konu, evet Türkiye'de yurt sorunu var. Herkes bunu biliyor. Ama 11 senedir bu ülkeyi kim yönetiyor? AKP iktidarı. Peki niye yurt sorunu çözmediniz? TOKİ ile milyon dolarlık vurgunlar yaptınız. Rantiyeye binlerce konut sağladınız. Neden bu gençlerimizin önünü açmadınız? Neden gençlerimizin yurt sorununu çözmediniz? Unutmayalım ki 21. yüzyılda en önemli stratejik değerimiz bizim eğitimli gençliğimizdir. Gençliğimiz üstüne politika yapmayalım. Eğitimli gençliğin önünü açmamız lazım. O gençlerimizin yurt sorununu çözmemiz lazım. Gençlerimizi ahlaksızlıkla suçlamamamız lazım. Bilinç altında, zihin altındaki o görüşleri dışa vurmak doğru değil.